Peki hocam, akut lösemi dediniz, nedir? lösemi Üst üste sorayım. olur. Nedir? Belirtileri nelerdir ve tedavi yöntemleri nedir? Tabii. Bunların hepsine uzun cevaplarınızı bekliyorum. lösemi bir hafta içinde hızlı bir şekilde, bir hafta, bir ay içinde çok hızlı bir şekilde, akut kavramı oradan gelmektedir. Bizim beyaz küre diye tabir ettiğimiz akyuvarlarımızın belirli genetik mutasyonlarla kök hücre düzeyinde, kemik iliğinde, kök hücre düzeyinde bozulup hızlı çoğalma kapasitesi kazandığı bir hastalıktır. İki tipi vardır. Akut miyeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi olmak üzere. Tabii bu hastalığı ilk tanı koyup hani hasta ve hasta yakınlarıyla ilk konuşmamız biraz zor geçer. Çünkü bir kabullenme zorluğu vardır. İki soru şudur. Hani niçin beni buldu bu hastalıklar? Bilinen, ispatlanmış bunların tek bir nedeni yok. Ama özellikle kökende bir genetik yatıyor. Genetikten kastımız da doğuştan gelen bir genetik değil. Sonradan çevresel faktörlerin etkisiyle genetik mutasyonlar oluşuyor. Onlar hücrelere hızlı çoğalma kapasitesi sağlıyorlar. Bunların dışında tabii kimyasallar, işte mesela bu böcek öldürücü, tarım işçilerinde bu böcek öldürücülerin çok kullanılması, böcek öldürücüyle çok temas etmiş yiyeceklerin tüketilmesi, boya maruziyetleri, benzen maruziyeti, sigara, bunlar hep nedenleri arasında. Ama tek bir nedeni, bilinen tek bir ispatlanmış nedeni maalesef yok. Belirtilerine gelince akut lösemide kemik iliğinde o akyuvar dediğimiz hücrelerin ve tüm kan hücrelerinin yapımı bozulur. Çünkü kemik iliğinde bir işgal vardır. O işgalden dolayı kanımızda 3 tane hücre grubu var. Al yuvarlar. Bu al yuvarların yapımı bozulur. Kan değerimiz düşer. Bizim anemi semptomları dediğimiz halsizlik, solukluk, işte yol yürümekle, merdiven çıkmakla nefes darlığı, çarpıntı gibi anemi semptomlarıyla, kansızlık semptomlarıyla gelir. Beyaz küreler, normal beyaz küreler yapılamadığı için, bizim o savaşçı hücrelerimiz azaldığı için enfeksiyonlarla, ateş tablosuyla gelir. Enfeksiyon her türlü enfeksiyon olur. Basit bir grip olabileceği gibi akciğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonlarla da karşımıza gelir. Trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerimiz iyi üretilemez. Kemik iliğindeki o lösemi işgalinden dolayı pıhtılaşma hücreleridir. Onlar düşer. Onlar düştüğü için bu sefer kanama semptomlarıyla, her türlü kanama, cilt kanaması, işte o berelenme deriz, morarma şeklinde gelebilir. Bunların dışında her türlü kanama, burun kanamasından idrar yolu kanamasına, Çok özür beyin diliyorum. kanamasına kadar Morarma kanamalar deyince olabilir. Tabii. aklıma bir şey geldi. Tabii. Bizim bir şirket çalışanımız lösemiydi. Evet. Tedavisini hala görüyor. Ben şey sordum. Ya sen dedim nasıl fark ettin dedim. Yani ne oldu da gittin dedim. Küçük yaşta yakalanmış bu hastalığa. Bacaklarımda hep morarmalar gördüm. Hiçbir yere çarpmadığım halde, kol içimi bir yere çarpamayacağıma göre kol içlerimde ciddi morarmalar gördüm dedi. Gidip tetkik yaptırdım ve dedi lösemi olduğumu öğrendim dedi. Morarma en önemli semptomlardan bir tanesi ama morarma çok da sık görülen bir şey. Şimdi hani hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı da korkutmayalım. En basit nedeni bizim basit morarma dediğimiz nedendir. Ama hafife de Ha, almayalım, değil mi? hafife Vücutta almayalım ciddi kesin. Bir kere morarmalar morarma varsa mutlaka sizi bir hematoloji uzmanının görmesi gerekiyor. oluşuyorsa. Onda en ufak bir tereddüt yok. Basit morarma dediğimiz, mesela kadınlarda özellikle adet görmeye başladıktan sonra adet başlangıç ve bitiş dönemlerinde hormonal denge hızlıca artar ve azalır. Bu damar duvar geçirgenliğini artırarak küçük al yuvar sızmalarına ve morarmalara neden olabilir. En sık gördüğümüz budur. Ama bunların dışında her türlü pıhtılaşma bozukluğu, işte akut lösemiler, kronik lösemiler, bazı otoimmün ve romatizmal hastalıklar, tiroid hastalıkları, Hashimoto, oradaki tiroide karşı antikorlar gider damar duvarına saldırır. O damar duvarındaki harabiyetten dolayı da küçük küçük sızma olur. Sonuçta bir morarma varsa mutlaka tabii ki bir hematoloji uzmanının görmesi lazım. Akut lösemiyi konuştuk, geldik kronik lösemiye. Nedir Evet. hocam? Kronik lösemi yine akyuvarların bir hastalığıdır.
gene genetik mutasyonlar neticesinde gelir, meydana gelir ama daha yavaş seyirlidir. İki tipi vardır. Biri kronik lenfositik lösemidir. Buradaki lenfosit akyuvarların bir tipidir. Onların kanda kanserleşip aşırı çoğalmasıdır. Genelde ileri yaş hastalığıdır kronik lenfositik lösemi. Tesadüfen çoğu zaman ortaya çıkar. Herhangi bir semptom ilk başta vermediği için beyaz küre sayısının yüksek olması ve oradaki lenfosit miktarının yüksek olmasıyla. Belirti olarak lenf bezi dediğimiz, lenf düğümü dediğimiz lenf bezlerinin şiştiği, sık enfeksiyonlar, dalak büyüklüğü görülebilir. Hastalar, lenfositler aynı zamanda bizim vücudumuzda antikor oluşturan hücreler olduğu için sık enfeksiyonlarla da karşımıza gelebilir. Bu şekilde şüphelenerek ona yönelik tanı testleri yapılır. Kronik miyeloid lösemi, beyaz kürelerin başka bir tipinden kaynaklanan lösemidir. O da 3 aşağı 5 yukarı yine yavaş seyirlidir. Yine sadece beyaz küre sayısında yükseklikle tanı konur çoğu zaman bir kan sayım testinde. Fakat ileri dönemlerinde kemik ağrıları, ateş, gece terlemesi, halsizlik, kilo kaybı, dalağın aşırı büyümesi gibi semptom ve belirtiler verebilir. Bunların hepsinin tanısında akut lösemiler için de söyleyeyim, kronik lösemiler içerisinde söyleyeyim, çok ilk planda çok basittir. Bir periferik yayma dediğimiz kanın mikroskopik incelemesi yapılır. Sizden bir kan alınır, tüpten bir cama konur. O camdaki kan boyanır. Biz mikroskopta bakarız ona. Oradaki lösemi hücrelerinin görülmesiyle zaten tanıdan tanı şüpheleniriz. Onunla alakalı işte kemik iliği biyopsi, bazı moleküler tahliller, o kanser hücrelerinin kimlik belirteçleri vardır. Yüzeyinde taşıdığı antijenler, onların gösterilmesiyle tanı konur. Tanı akut lösemiler içinde, kronik lösemiler içinde zor değildir. Hasta geldikten sonra en geç 2 gün içinde tanı ve alt tipi belirlenmiş olur. Tedavisi aynı mı? Hayır, çok farklı hepsi birbirinden. Akut lösemilerde tedavi 3 ana başlık altında toplanır. Birincisi remisyon indüksiyon tedavisi dediğimiz tedavidir. Remisyon hastalığı normale getirme, indüksiyon İngilizce induction başlatma, yani hastalığı normal hale getirmeyi başlatma tedavisidir. Kemoterapi ve akıllı ilaçlar kullanılır. Akut lösemili hastalar mutlaka ilk bir ay hastanede yatırılır. Çünkü verdiğiniz ilaçlarla zaten düşük olan kan değerleri normallerinin de gitmesi nedeniyle düşer. Hastalara kan vermek, trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerinin süspansiyonlarını vermek gerekir. Enfeksiyon riski çok yüksektir. Antibiyotik koruyucu tedavisi gerekirse de enfeksiyon gelişirse direkt tedavi şeklinde antibiyotik verme. Bir ayın sonunda hücreler yavaş yavaş uyanmaya başlar. Uyandıktan sonra bir kemik iliği biyopsi yapılır. Hastalık çoğu akut lösemide, hem akut lenfoblastik hem de miyeloid lösemide %70-80 ilk başta tamamen normale gelir. Önemli olan bu normale geldikten sonra, biyopsiyle bunu gösterdikten sonra bunun şeyini sağlamaktır, devamını sağlamaktır. Orada da konsolidasyon tedavisi, pekiştirme tedavisi diyoruz biz. Yine belirli aralıklarla hastanede birkaç gün yatarak yine kemoterapi ve akıllı ilaçlarını alır. Onlar da tamamlandıktan sonra işimiz bitmiyor. Özellikle akut lenfoblastik... Kaçıncı evreyi konuşuyoruz bu arada? Akut lösemilerde direkt bir evre yoktur Nazlı Hanım. Çünkü adı üstünde akut, bir hafta içinde ortaya çıkar. Her zaten tüm kemik iliği kaplanmıştır akut lösemiyle. O yüzden onlarda bir evre süreç konuşmuyoruz. Okay. Ama onlarda hani evreyi genelde hasta ve hasta yakınlarımız hastalığın kötü olma ihtimali olarak değerlendiriyorlar. Bunlarda genetik belirteçler var, mutasyonlar. Onlara göre bir tahmin yapabiliyoruz. Hani evreye göre değil ama mutasyonlara göre hastalığın nasıl gidebileceğini, nasıl seyredebileceğini, kötü mü iyi mi gidebileceğinin tahminini en başta yapabiliyoruz. Peki hocam, onkolojik hastalarda kemoterapi artı radyoterapi, akıllı ilaç en son hocaların önerdiği bir şey. Sizde siz kemoterapi artı
Akıllı ilaç mı yapıyorsunuz? Yani beraber mi? İlaçları çakıştırmadan mı? Çakıştırarak mı? Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Akut lösemilerde hem akut miyeloid hem akut lenfoblastik lösemide akıllı ilaç dediğiniz şey aslında bir hedef tedavidir. O genetik mutasyonun yol açtığı olayı engellemek için verilir. Akut miyeloid lösemide temel tedavi ilk planda kemoterapidir. O remisyon indüksiyon dediğim kısımda. Ama çıkacak genetik mutasyona göre ek akıllı ilaç eklenebilir. Akut lenfoblastik lösemide yine o yüzey antijenlerine göre hedef tedavi hem kemoterapi hem akıllı ilaç birlikte kullanılır. Yani onkolojiden bir miktar daha farklıdır bizdeki durum. Anladım.